Polonez soslu makarna. Benim. Buyurun. Hamburger de sizin. Şöyle afiyet olsun. Pardon. Buyurun. Yalnız havuç var bunda. Evet, bildiğim kadarıyla havuç oluyor. Yok, yemem ben bunu böyle. Ya orijinal malzemesi bu. Kardeşim götürüp değiştirsene şunu. Hala ne artistik yapıyorsun? Ne? Ne dedin sen? Artistik yaptım dedim. Sen nasıl konuşuyorsun öyle lan? Artistik martistik. Demir, ne oluyor burada? Ne olacak beyefendi? Garsonuz artistik yapıyor. Görmüyor musunuz? Çıkar önünü. Çık dışarı. Ne? Patron? Önünü çıkar, çık dışarı dedim. Pardon, kusura bakmayın. Demir. Ya patron, ters ters konuştu öyle ya. Ben de öyle yapmamalıydım. Yani hem geç geliyorum, hem müşteriye bağırıyorum. Haklısın beni kovmakta. Ya ben seni kovmadım ki. Kovmadın mı? Önlüğünü çıkart dedin. Onlar öyle sansın diye yaptım. Benim kadar uzun zamandır bu işi yapınca insan idare etmiyor. Öğrenirsin işte. Ya patron sen, özür dilerim yani. Sen çok iyi bir adamsın. Ama yani bana acıdığın için, bana üzüldüğün için beni tutmana gerek yok. Anlarım. Ya sen benim gözüme baksana. Ben de birini üzüldüğü için işte tutup zarar gözecek göz var mı? Ama yalan yok. Böyle giderse işten kovarım. Hadi gel, bir şey anlatacağım sana. Bak Demir, benim iki kızım var. İkisi de üniversite okuyor. Allah bağışlasın. Cümlemizin. Ha kaç sene önce. Daha küçük de ufak olan gece ateşlendi. Ama nasıl biliyor musun? Yanıyor. Hemen hastaneye getirdim. Havale geçiriyormuş. O gece yaşadığım korkuyu bir Allah biliyor bir de ben. Neyse sonra bir şey olmadı. Toparladı, iyileşti, kendine geldi. Ama bir tek gece bile yetti bana. Hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Ben bir gecede dağılmıştım. Senin yaşadığın şeyi düşünemiyorum bile. Demir, kendine hakim ol. Senin bir çocuğun var. Öyle kafana göre istediğini, istediğin şekilde konuşup davranamazsın. Ana baba olmanın en zor yanı bu işte. Yaptığın her şeyin ucu çocuğuna dokunur. Hep bunları hesap ederek yaşaman lazım. Şimdi kalk gidip o masadan özür dile. Hadi oğlum, iş hayatı. Olur böyle şeyler. Alttan alman lazım. Haklı olsan bile ya. Hadi kalk. Tamam patron. Tamam, doğru söylüyorsun. Buyur patron. Efendim, az önce tatsız bir olay yaşandı. Kusura bakmayın, ben gerçekten çok özür diliyorum. Ha şöyle, haddini bil. Başka bir şey ister misiniz? Ne yaptırayım size? Peki, bir menü alabilirim o zaman. Tabii, ben alayım onu çatalınızı. Hemen getiriyorum. Usta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.